Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üniversitedeki yurt anılarımdan bahsedeceğim. Ben 6 kişilik bir odada kaldım ve tabii ki iyi yanları da var ve kötü yanları da var. Birazcık bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi ilk başta yurda geldiğimde ilk defa yurtta kalacaktım ve ailemle ilk defa ayrılacaktım. Dolayısıyla bir işte annem beni bırakacaktı o yurda. Gelirken işte ben ağlamaya başladım, annem ağlamaya başladı vesaire böyle işte. Sonrasında beni yurda bıraktım. İlk başta odaya girdiğimiz an kız yurdu şöyle bir şey. Kız kapıyı böyle direkt iş çamaşırlarıyla açtı. Odaya girdiğimizde ve bunu hiç garipsemedi. Ben de ilk başta garipsemiş olsam da daha sonrasında bunu benimsedim. Yani bu artık bana garip gelmemeye başladı. Evet, herkesin yaptığı bir şey değildi ama mesela hani iş çamaşırı normal bir şeyde oturabiliyorsun. Yani bir süre sonra insanlarla çekinmemeye başlıyorsun. Şöyle, şimdi yurt ortamında tabii ki birazcık şey. Hani böyle bütün oturanların hepsinin kız olduğu bir apartman gibi düşünün. Bu şekilde yani atıyorum mesela bir dizi mi izlenecek? Terasta hep birlikte izliyoruz aynı diziyi. Ya da işte ne bileyim bir etkinlik mi yapılacak? Hep birlikte yapıyoruz vesaire. Bu şekilde yukarıda bir mutfağımız vardı. İşte orada istediğimiz zaman yemek yapabiliyorduk vesaire. Ya da dışarıdan söyleyebiliyorduk. Hiç fark etmiyordu. Yemekhanesi de vardı ama bilmiyorum yani yemeklerini çok fazla denemedim. Birkaç kez deneyimlemişimdir belki. Şimdi 6 kişiye kalmanın tabii ki bazı zorlukları vardı çünkü insanlar insanlara uymuyor. Yani hiçbir zaman hani böyle evdeki normal yaşadıkları gibi yaşamıyorlardı. Şimdi örnek veriyorum, bu ayılma hani bayılma efsanesi var ya, işte her gün birisi bayılır vesaire böyle. Bayılma şeklinde olmuyordu ama mesela işte birisi orada aşk acısı çekiyor, kapının önünde aşk acısı çekiyor, fenalık geçiriyor. Ondan sonra ne bileyim gece kavga ediyor sevgilisiyle 2 ile 3'e kadar falan böyle. Bu şekilde şeyler var. Şimdi bir tane de kız vardı mesela, bu da değişik. Şimdi kız akşam saat 8.30 olduğunda, 8 olduğunda diyor ki artık ışıkları kapatacağız. Herkes yatacak. Ben sesten rahatsız oluyorum. Ben ışıktan rahatsız oluyorum. Hepiniz saat 8.30'da uyuyacaksınız. Ya da uyumayacaksınız da burada oturmayacaksınız. Terasa çıkacaksınız. Ve biz dedik ki hani burada kalabalığız. 5 kişiyiz ve sen tek kişisin. Bunu isteyen tek kişisin. Göz bandı al kendine, uyku bandı al vesaire. Kız bunlara da hiçbir şekilde şey yapmadı. Yine aynı şekilde tepkiler vermeye devam etti ve sonrasında kızı yurttan attırdılar. Gerçekten şikayet edip attırdılar. En son işte okuldan geldiğinde kız ağlıyordu. Ve birazcık güzel yanlarından da bahsetmek istiyorum. Şimdi ben roka vesaire çok severim. Yeşillik çok severim ve hani böyle alakasız şeylerin yanında bile yerim. Yani atıyorum mesela sıcak çikolata içiyorumdur. Onun yanında maydanoz yerim vesaire. Böyle huylarım vardır ve buradaki yurttaki arkadaşlarım bunu öğrenmişlerdi artık. Bir gün geldim, yatağın üzerinde bir paket var. Yeşil bir hediye paketi. Ondan sonrasında üzerine de yazmışlar ki işte en yeşilinden hediye bilmem ne falan işte falan gibisinden. Sonra açtım, baktım içinde hani böyle sallıyorum paketi. İçinden böyle bir şey, yumuşak bir paket var. Ne olduğunu anlamadım. Sonra açtım, içinden bir demet roka çıktı. Ve bunun için hediye paketi yapmışlar böyle hani özellikle ve kutulamışlar. Daha sonrasında yurt olarak şey açısından iyiydi. Yani mesela atıyorum ailesinin yanında yaşayanlarda tabii ki böyle durum olmayabilir. Ama mesela yurtta kaldığınız zaman oradaki insanlarla zaten aynı okula gideceğiniz için ya da işte ne bileyim hani bazıları farklı okulda olabiliyor ama genellikle aynı okulda oluyorsunuz. Bu sefer daha çok arkadaş edinebiliyorsunuz. Yani daha çok insan görüyorsunuz çünkü. Hani yurtta tanışıyorsunuz, aynı insanları okulda da görüyorsunuz ve çoktan tanışmış oluyorsunuz. Böylece arkadaş ortamı oluşturmanız daha kolay oluyor sizler için. Bunun dışında kötülerden mi bahsetsem, iyilerden mi bahsetsem bilemiyorum. Kötü olarak bence mesela dediğim gibi hiçbir insan birbirine uymadığı için mesela bazıları tabii ki uyum gösteriyordu ya da işte ne bileyim bazıları tabii ki uyumaya çalışıyordu ama 6 kişi olduğun zaman illaki arada uyumsuzluk oluyordu ki 2 kişi olsam bile bu olur bence. Ya tabii ki zevkli bir şey. Yani şu an mesela onu yaşadığım için, orada kaldığım için falan pişman değilim ya da bunları kötü hatırlamıyorum. Ama bir daha kalmak istemem. İster misin desen şu anda mesela 6 kişilik bir odada? Hayır. Çünkü şöyle bir zorlayıcılar. Ben mesela bizim bir tane oda arkadaşım vardı. Kızın ismini vermeyeceğim şimdi. Kız kendisi sürekli sevgililerini vesaire arıyordu, işte konuşuyordu, gece tık 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 duş sesi açık bir şekilde mesajlaşıyordu. Hiçbir sorun yok. Ama ben mesela banyoda telefonla konuştuğum zaman ya da bir yerde telefonla konuştuğum zaman telefonla konuşurken benim sesimi dinliyordu. Gelip böyle ve sonrasında diyordu ki, aa şunu mu konuştun?
Hani bilmiyorum, böyle şeyler de vardı mesela. O yüzden yurt arkadaşı gerçekten önemli bir şey. Onun dışında sevdiğim arkadaşlarım da vardı. Mesela yurda ilk geldim. Böyle tabii ki daha öncesinde hiç ailemden uzak kalmamışım. İlk kez ailemden uzak kalıyorum ve başka insanların arasında kalıyorum. Ben tabii böyle yine annemle ayrılmışız işte böyle. Geldim yukarı, ağlıyorum. Ondan sonra bir tane kız vardı işte, sevdiğim bir arkadaşım. Hala böyle konuşuruz arada ve şey dedi işte. Dedi ki, Ecem neden ağlıyorsun ki? Burada istediğin her şeyi yapabilirsin. İstediğin saatte dışarı çıkabilirsin ve hiç kimse sana karışmaz. Ondan sonra diğer arkadaşım dedi ki, kızı kötü örnek oluyorsun. Neler neler üretiyorsun falan böyle. Ama yani iyi kalpli bir arkadaşım da hani böyle dışarı çıkmak için vesaire, normalde işte evde olsa böyle sorun yaşarsınız ya, ne bileyim bazı aileler var kısıtlayıcı vesaire. Onun gibi sorunlar falan. Ve onun dışında ne anlatabilirim size, ne anlatabilirim? Ya aslında anlatacak çok şey var ama bunları böyle toparlayamıyorum. Hani kesik kesik mesela oradan oraya bağladığım için bu şekilde oluyor. Onun dışında şimdi şöyle mesela, o dediğim gibi tuş sesi açık olan kız. Yani sabah böyle alarmlar çalıyordu vesaire. Kıza diyorum ki tuş sesini kıs. Hani çünkü mesela tam sen uyuyorsun, tık 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 tık. Bu şekilde ses geliyor ve insan sinirleniyor. İster istemez bir süre sonra şey yapıyorsun hani böyle. Ben mesela bir süre sonra karşıda bir arkadaşım vardı. İyi iş kalıyorlardı ama o da arkadaşı yoktu. Onun yanında kalmıştım birkaç kez hatta böyle şey yapıp. Çünkü çekinmez bir hal alıyor. Mesela atıyorum normalde kız sevgilisinden ayrıldığı zaman evde olsa bir köşede gidip ağlayacak değil mi? Ya da sessiz sessiz duracak. Ama yurtta olduğu için ve abartma gereksinimi duyduğu için sürekli olarak böyle şey, fenalık geçirmeler, ağlamalar, merdivende ağlamalar, sevgilisiyle bağır çağır kavga etmeler falan. Hiç yani böyle şeyin önemi yok orada. Hani aman da işte saygı duyayım, şöyle yapayım, bu insan uyuyacak bilmem, hiç böyle şeyler düşünmüyorlar. Direkt olarak şey. Ama dediğim gibi güzel yanı, arkadaş edinmeniz daha kolay oluyor. Ve mesela şey, bu bizim yukarıda terasta bir televizyon vardı ve terastaki televizyonun da tek, hani tek bir tane televizyon vardı ve kumandasını işte böyle şey yapman gerekiyor. Çünkü mesela atıyorum sen bir dizi açıyorsun. O sırada dizi izlemeye devam etmek istiyorsan kumandayı saklaman ya da yanında götürmen gerekiyordu. Bu şekilde şeyler yapmıştım var. Ve bazen de böyle hani artık şey yapamadığım için, hani izleyemediğim için ya da kapladığım için kumandayı, arkadaşlarımın evine gidip oradan izliyordum dizilerimi falan. Kullanma amaçlı değil kesinlikle. Yani zevkliydi, bu da zevkliydi. Çünkü her zaman yurtta kalmak hiç olmuyor. Çünkü bazı insanlar var mesela, bu yurt arkadaşları için de iyi bir şey. Oda arkadaşları için de iyi bir şey. Çünkü mesela en iyi oda arkadaşı yurda gelmeyen oda arkadaşı. Yani mesela o gelmediği zaman bir kişi eksilmiş oluyorsun ve daha rahat oluyor. Çünkü mesela şey de hani böyle dediğim gibi horlayan da var. Ne bileyim tuş sesi yüksek olan da var. Sevgilisi bağır çağır kavga eden de var. Mesela bir tane kız vardı böyle her akşam, bu biraz dedikodu time. Her akşam geldiğinde, yurda geldiğinde sevgilisi var bir tane. Sevgilisi de bu kıza her gün böyle hediyeler alıyor ve her gün bir şeyler yapıyor. Tamam mesela bir gün işte ayakkabı alıyor. Bir gün bir şey alıyor. Ve kız hepsine bir kulp buluyor. İşte tamam bana bu kolyeyi almışsın ama bu kolye neden gümüş, neden altındayım? Ya da işte bir tane mesela ayakkabı alıyor. Bu ayakkabının rengi niye bu renk değil? Bilmem ne diye böyle sürekli şeylik çıkartıyordu. Ve diyordum ki yani gerçekten kıymetini mi bilsen acaba? Çünkü bazı insanların hiç ilgi gelmiyordu. Mesela ben. O yüzden de insan kendini böyle garip hissediyor. Böyle tuhaf hissediyor. Ve diyorsun ki yani böyle kızlar var mı gerçekten? Bir de kızların böyle dışarıdaki hali ve oradaki hali çok farklı. Hani çünkü herkes ev haliyle takılıyor ve sen onları dışarıda gördüğün zaman çok garip oluyor. Yani şöyle garip oluyor. Şimdi mesela bir tane arkadaşım vardı. Kızla ilk kez o gün tanışıyoruz. Kız yurda gelecek, yurdun kapısının önünde ve biz de oradaydık. Ondan sonra kız dedi ki işte markete falan gitmem gerekiyor, nasıl gideceğim falan diye sordu. Ben de tarif ettim hani işte birlikte gidelim dedim. Kızla birlikte markete gittik, dolaştık ettik bilmem ne. Geldik yurda. Ertesi sabah arkadaşım bir kıza günaydın dedi, selam verdi. Dedim ki ah tanıyor musun falan dedim bu kızı. Kim falan dedim. Ya sen de dün akşam onunla markete gittin. Alışveriş yaptınız birlikte. Kız öyle bir makyaj yapıyor ki, öyle bir şey yapmış ki hani böyle anlaşılmıyor. Yani dışarıdaki haliyle kendisi hiçbir şekilde benzer değil. Bir tane kız vardı mesela, fotoğraflarını sürekli şop yapıyordu ve kız bana istek göndermiş. Böyle hani Instagram üzerinden. Kıza baktım. Tamam, ismi tanıdık ama fotoğraftaki kızla bir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Hani böyle
kız kendine öyle bir Photoshop yapmış ama bunu asla kabullenmiyordu böyle. Mesela diyordu ki işte hayır ben o kadar kilolu muyum? Hayır ben öyle miyim yani? Ne demek istiyorsun? Bilmem ne diyordu ve gerçekten öyleydi. Hani inanamadım ve kıza bunu yanlışlıkla söyledim. Bu sen misin dedim. Dedi ki neden? Farklı biri gibi mi duruyor? Benim falan dedi böyle ve saçma sapan yerlere gitti. Ama bir şekilde toparladım yani sonrasında. Sorun olmadı. Hala kızla görüşüyoruz. Evet, neyse. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Aslında çok fazla yurt hanım var. Ama bunların ne kadarını paylaşmam doğru olur, ne kadarını anlatmam doğru olur bilmiyorum. Çünkü sonuçta ne bileyim, onların da özel hayatı. Yani bazıları evet, hayvan gibiler. Hani böyle insan gibi değiller. Ama olsun. Yine de onları o kadar çok gömmeyeceğim. Bu arada videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve bazen videolar konusunda tıkanıyorum. Yani ne çekeceğimi bilemediğim zamanlar oluyor. Eğer sizler de hani merak ettiğiniz konular varsa ya da işte sormak istediğiniz sorular varsa bunları alta yazabilirsiniz. Soru cevap videosu falan da yapmayı düşünüyorum aslında ama bilmiyorum nasıl olacak, nasıl gidecek. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.